Merhaba, 3 dakikada teknoloji serimizin bu bölümüne hoş geldiniz. Siber güvenlik hem kurumlar için hem bireyler için en sıcak konulardan bir tanesi. Microsoft'un bu alandaki çözümleri ve yenilikleri konuşmak üzere Erdem'le beraberiz. Erdem, siber güvenlik konusunda kurumların yaşadığı en büyük zorluk nedir? Tüm dünyada baktığımızda kurumların, ölçekten bağımsız olarak küçük ya da büyük tüm kurumların başlıca yaşadığı sorunlar arasında ilk olarak karmaşayı görüyoruz. Bu karmaşa sadece teknik anlamda bir karmaşa değil aslında. Siber güvenlik alanındaki çok çözümden bahsettiğimizde tüm bu çözümlere sahip olup sürdürmenin getirdiği finansal karmaşa da bunun bir parçası. Diğer bir problem ise sürekli değişen tehdit ortamı. Yaygın bir tehdit zekasına sahip olmak bugün olmazsa olmaz. Tüm bunlara ek olarak insan kaynağı sıkıntısını da göz önüne aldığımızda bu üçü kurumların başlıca sıkıntıları. Peki kurumlar için en doğru siber güvenlik yaklaşımı nedir? Bu yaklaşım kesinlikle çözüm odaklı bir yaklaşım olmalı, ürün odaklı bir yaklaşım olmamalı ve uçtan uca çözümü arayan, götüren bir yaklaşım olmalı. Böyle baktığımızda özellikle genel geçer prensipleri uygulamaya dönük bir yaklaşım olmalı. Bu prensipler arasında en başta gelen ise belki de Zero Trust prensibi diyebiliriz. Peki Zero Trust prensibini bize biraz açar mısın? Bir de Microsoft'un bu alandaki çözümleri her ölçekteki ve her sektördeki kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilir nitelikte mi? Kesinlikle öyle. Dediğim gibi bu prensipler ölçekten bağımsız tüm birey ve kurumlar için aslında geçerli prensipler. Çözümlerimiz de aynı şekilde tüm kurumlara küçük ya da büyük bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çözümler sağlıyor. Burada Zero Trust prensibi derken aslında çok değişken bir mobil çalışma ortamından söz ediyoruz. Gün içerisinde cihazlarımız, network, konum ve çalıştığımız uygulamalar sürekli değişiyor. Ama değişmeyen yegane şey aslında kullanıcı kimliklerimiz. Tüm bu kaynaklara kullanıcı kimliğiyle erişiyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir şeye tam güvenmediğimiz, tabii bununla beraber her şeyi her an kontrol etmemiz gereken bir durumdan söz ediyoruz. Bu insan kapasitesini aşan bir problem. Dolayısıyla burada otomasyon ve yapay zekanın gücü olmazsa olmaz. Peki pandemiyle birlikte uzaktan çalışma oldukça yaygınlaştı. Bunun siber güvenlik alanına etkisi nasıl oldu? Bu birçok kurumu oldukça zorladı. Çok kısa bir sürede dijital dönüşümü tamamlamak zorunda kalan kuruluşlar hem yönetim tarafında hem de son kullanıcı tarafında problemler yaşadılar. Ama Microsoft olarak sağladığımız bütün çözümlerin bulut tabanlı olması ve kullanıcıları kimlikleri üzerinden cihaz ve bilgi güvenliği anlamında tam anlamıyla yönetilebilir kılması bu problemleri aslında gideriyor diyebiliriz. Bunu yaparken kullanıcıların üretkenliğinden de ödün vermeyen bir çözüm sağlıyoruz. Teşekkürler Erdem. Teşekkürler Ozan. Microsoft'un siber güvenlik alanındaki çözümlerine erişmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.